Merhaba arkadaşlar, İbrahim'in kutusuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir konuyu hakkında size bilgi vermek istiyorum. Benim de başıma geldi. Nasıl çözdük, yani nasıl hallettiğimizi göstereceğim size. Konumuz şöyle arkadaşlar. Bir cihaz, bir telefon aldınız diyelim. O telefon garantisi devam etmekte. Bir sorunu çıktı, herhangi bir sorun çıktı. Sorun yaşıyorum, ona nasıl garanti gönderirim, ne gerekiyor gibisinden bir video çekmek istedim. Sorunu şöyle halledebiliriz. Önce birkaç sorun tarzında size bilgi vermek istiyorum. Bizim cihazımızın neyden kaynaklandığını bir öğrenelim. Hangisi garantiye giriyor, hangisi garantiye girmiyor, kapsamın hangisi olduğunu önce bir onlar hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar önce garantiye girmeyen konulardan bahsedelim. Telefonunuzun garantiye girmeyen başlıklar. Şöylece bir gözden geçirelim. Eğer telefonunuz düştü, darbe aldı, yani cam veya ekranı kırıldı, çizildi camı, bu garanti kapsamı dışına girer. Deniz suyu, yani tuzlu su, tatlı su hariç, deniz su. Deniz suyuna girdiyse ve yandıysa bu da kapsama dışına girer. Üçüncü başlık, farklı şarj, yani yan sanayi dediğimiz şarj kullandıysak, bu da bundan kaynaklı bir sorun çıktıysa bundan da olmuyor. Üçüncü bir şey ise telefonumuzu buzluğa koymak, yani dondurmak veya güneşe maruz kalmak, erimesi gibi olaylar. Bunlar da kullanıcı hatası durumuna girdiği için olmuyor. Root ve jailbreak yapmak, yani cihazımızın tam bir şeyini, erişimini sağlaması, bunları da attırmak garanti kapsamı dışına giriyor. Ve son olarak telefonumuzu başka servisler tarafından, yani aldığımız yerden başka servisler tarafından açılıp, yani tam bir görmesi, bu da garanti kapsamı dışına girer. Peki garantiye girme durumu nasıl oluyor? Garanti süresi devam etmekte, kutu faturası, garanti belgesi durmaktaysa, telefonunuzda herhangi bir donanımsal sorun çıktıysa, bu saydığım kullanıcı hatası, yani bu garanti dışındakilerden başka sorunlar varsa, diğerleri garanti durumuna girmektedir. Mesela arıza verdi, açılmadı, şarj olmuyor ve gibi gibisinden, donanım sorusu gibisinden, bunlar garanti kapsamı içine girer. Şöyle size bir şey de göstermek istiyorum. Nasıl garantiye göndereceğimizi gösteririm. Kutusunu ve tüm eşyaları birlikte garanti faturasıyla dahil bir dilekçe şeklinde iletişim bilgileri ile ilgili her şeyi yazarak, arızaları neyse isim soy ismim gibi imzasını atarak, şöyle bir örneğini de göstermek istiyorum sizlere. Şöyle isim soy isim, iletişim bilgileri şuradan, telefon, adres, arızalar, hangi arızalar oluyor, ben 1 2 3 4 diye 5 gibi sıraladım, dahası da olabilir. Şöyle başka buraya kendi yorumunuzu yazın, yani telefonla ilgili oluşan sorunlar yazın, not olarak isim soy isim ve altına imzayı attığınızda her şeyi alıp, bu dilekçeyi de alıp, kutusuyla birlikte aldığımız yere, telefonu aldığımız yere götürüp oraya teslim ettiğimizde büyük ihtimalle orayla da görüşürsünüz. Zaten onlar size de bilgi verir ve dilekçeyi de verdiğinizde inşallah sorununuz hallolur. Cihazınızda sağlıklı bir şekilde erişimini sağlarsınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomuz buraya kadar. Lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.